2024 mahalli idareler seçimlerine yönelik Memleket Partisi Ataşehir İlçe Belediye Başkan adayı olarak basın toplantımıza şeref verdiniz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye son 25 yıllık içinde bulunduğu konjektürel süreçte maalesef ki hem iktisadi hem sosyal hem kalkınma anlamında bir buzlan siyasetiyle yoğrulmuş, büyük kaosların içerisinden geçmiş. Demokrasimiz kendinden önceki 75 yıla göre çok ağır sınavlar vermiş bir devlet yapısını hem yerelde hem genel siyaset alanında büyük oranda olumsuzluklarla hissetmiştir. Ataşehir hepimizin evi, hepimizin yaşadığı yer. 2009 yılında demografik yapısı siyasi çıkan hesaplarıyla cetvelle belirlenmiş. O günkü siyasal iktidarın müfredatı çerçevesinde değişik siyaset mühendisliğiyle dizayn edilmeye çalışılmış bir ilçe. O gün bu ilçeyi kuran anlayış diğer ilçelerin çeperlerinde kalan mahallelerden merkez lokasyonu olmayan, yani sentrum dediğimiz şehirdeki sentrum anlayışından uzak bir ilçe teşkil etmiş. Daha önce uydu kent olarak tasarlanmış, toplumumuz idaresinde uydu kent ve rezerv olarak tasarlanmış bu mahalleler baş başına bir ilçe haline getirilmiştir. Bu ilçeyi kuran siyaset anlayışı kendini 28 bin oy demografik olarak önde hesaplamış ve kazanacağına %100 gözüyle bakmış bir siyaset anlayışıydı. 2009'da Ataşehir'de yaşayan halkımız bütün bu siyaset mühendisliğini tersine çevirmiş ve o günkü Cumhuriyet Halk Partisi adayı Battal İlgez diye belediye başkanı seçmiştir. O belediye başkanı seçilme süreci sancılı bir süreçti. Hatırlarsanız en son mazbata alan belediye başkanı Türkiye'de bizim belediye başkanımızdı. O gün Ataşehir bir mazbata ve bir sandalye ile yola çıktı. Hepimizin yaşadığı bir süreçte hepimiz vardık o sürecin içerisinde. Beraberdik. AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, bütün siyasetle uğraşan insanlarla beraber Ataşehir'in kalkınması için, ayağa kalkması için, çeperde bırakılmış, dışlanmış mahallelerden oluşan bir kent olduğu için tasarlamaya çalıştık. Mücadele verdik. Kimimiz sivil toplum alanında, kimimiz yerel idare alanında, kimimiz basın alanında, kimimiz sokaktaki halk inisiyatif alanında bu mücadeleyi verdik. Ve üzerinden 15 sene yakın bir zaman içerisinde de Ataşehir'i İstanbul'un bir marka kenti haline getirdik. Ben bir devri savuk yapmayacağım. Sadece şu soruyu soracağım. Bugün insanların cebinde yatırım yapacak bir para olsa 30 yıldır ilçe olan Sultanbeyli'ne mi, 45 yıldır ilçe olan Bağcılar'a mı, yoksa 15 yıldır ilçe olan Ataşehir'e mi yapar, bunu oturup bir düşünün diyorum. Ha, buna rağmen ilçemizin hala çok büyük eksikleri var. Buna rağmen ilçemiz hem merkezi yerel idare edildiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hem merkezi idare edildiğimiz Ankara İdaresi'nden nüfusuna aplikasyon özelliklerine göre hak ettiği yatırımı alamayan ilçe. Hala Ataşehir'in ciddi ulaşım sorunu var. Hala Ataşehir'in ciddi bir yapı stoğunun çürüklüğü sorunu var. Bu sorunlara kalıcı çözümler maalesef bu 15 yıllık süreç içerisinde yeterli miktarda çeşitli etkenlerden dolayı üretilememiştir. Bir senkronizasyon kurulamamıştır. İktidarların farklı anlayışları çerçevesinde Türkiye'deki yerel idarelerin farklı siyasi görüşlere sahip olmasından dolayı genel idareyle olan siyasal çatışmalar yüzünden maalesef ki Ataşehir'imizi istediğimiz ölçüde depreme hazır, sağlıklı yaşam alanlarının olduğu bir kent haline getiremedik. Sezar'ın hakkını Sezar'a veren, yanlış yapan babam olsa karşısına çıkacağım, doğru yapan rakibim olsa alkışlayacağım bir siyaset anlayışının ürünüydü.
İstanbul'da ve rantı yüksek diğer kentlerimizde yeşil alanlar, deprem toplanma alanları, kamu intibak alanları imar rantına kurban edilirken bu 15 yıl içerisinde Ataşehir'de yeşil alanlarımız diğer kentlere göre tam 18 kat arttırılmış. 1 metrekare yeşil alan imara açılmamıştır. Bunu sağlayan hem Cumhuriyet Halk Partili hem AK Partili ve çeşitli partilerden mecliste görev yapan bugüne kadarki tüm insanlarımıza müteşekkirim. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Ama bütün bunlara rağmen Ataşehir'de eleştireceğimiz şeyler de var. Nedir onlardan biri? Merkezi idareyle yeteri düzeyde uyum sağlanamamıştır. Metro hatlarımızın açıldığı söyleniyor. Açılan metro hatlarında istasyonlara inişlerimiz bile engelli vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza uygun halde değil. Daha çukurlar doldurulamadı. 6,5 yıldır arterlerimizde bulunan trafik yoğunluğu kesinti deplas edilen yollardan dolayı çözülemedi. Ve ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı bu yönde bir koordineli çalışma yapamadı. Bu çok ciddi bir sorun. Ataşehir'de insanlar evlerine ulaşmakta, işlerine gitmekte ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ataşehir'in iki tane büyük sorunu var bizim bakış açımızda. Bir, yapı stoğunun yenilenmesi. İki, ulaşım sorununun çözülmesi. Ama 15 yıllık bir ilçe olmamıza rağmen Türkiye Sağlık Turizminin İstanbul payına düşen noktasında %18 tek başına, bakın İstanbul 39 ilçesinde %18 tek başına İstanbul'daki sağlık turizminin payını Ataşehir sağlığı katma değer üretiyor. Eğitimde İstanbul ilçeleri içerisinde birinci sıradayız okullarımızın başarı oranında. Eğitim kurumlarımızın binaları diğer ilçelerimize, yeterli demiyorum, diğer ilçelerimize nazar itibariyle baktığımız zaman daha sağlam, daha yeni, daha donanımlı. Bu artılar ve bu eksiler göz önünde bulundurularak Ataşehir bu önümüzdeki dönem Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi depreme dayanıklı canlı cenaze tabutlarının içerisine girmeyeceğimiz bir kent haline getirilecektir. Farkımızın öncelikli ilkesi budur. Bunu yaparken %100 kimseyi mutlu etmek mümkün değil. Siyasette de zaten kimseyi %100 mutlu etmek gibi bir ilke ve kavram yok. Birilerinin beklediği rant düzeni istediği ölçüde olmayacak. Ama biz Memleket Partisi olarak halkımıza yalan söylemeden, iktidarı elde tutmak adına, ele almak adına kandırmadan acı da olsa gerçeği dürüstçe söyleyeceğimize söz vererek yola çıkmış bir partiyiz. Ataşehir'de kaçak yapılaşma, gecekondu sorunu, mülkiyet sorunu, 18 uygulamaları, DOP uygulamaları gibi uygulamalardan kaynaklanan ve önü tıkanan kentsel dönüşüm sürecini hızla başlatacağız. Bunun bedeli bize ne olursa olsun bunu muhakkak yapacağız arkadaşlar. Ataşehir bildiğiniz gibi kurulduğu zaman kuş uçumu 4,5 kilometre kareye sığan bir şey. Nüfusuna göre coğrafi konumu değişik bir şey. Ama Türkiye'de en fazla konuşulan ilçe belediyelerinden biri ürettiği kentsel cazibeden, kentsel rantlardan dolayı. Bu şehrin şöyle bir tuhaflığı var değerli arkadaşlar. Kuş uçumu 500 metre ötedeki bir mahallede bir asgari ücretlinin bir ay boyunca kazandığı parayı bir saatte harcayan bir demografik yapı. 500 metre altında çocuğuna sabahleyin okula giderken 10 lira simit parası veremeyen bir demografik. Eskiden mavi yaka ve beyaz yaka diye adlandırdığımız bu demografik kitleler maalesef son pandemiden sonra yaşadığımız süreçte gri bir yakadan bembeyaz bir yakaya dönüşmüştür. Bu yerel ve genel idare bu sorunla Türkiye'de özellikle Ataşehir'e dikkat çekmediği sürece önümüzdeki süreçte zaman diliminde orta ve uzun vadede
çok büyük toplumsal çatışmaların yaşanacağı, sosyal çöküntülerin bizzat burada hissedileceği bir yapı haline gelecek. Biz akıl, ahlak ve adaletle bu sorunu çözeceğiz. Peki nasıl çözeceksin? Buradan bütün sizlerin vasıtasıyla insanlara seslenmek istiyorum. Söz veriyorum. Ben göreve gelirsem eğer Türkiye'nin en hırsız belediye başkanı ben olacağım. Kimse benden fazla çalamayacak. En fazla ben çalacağım. Ama unutmayın, Robin Hood da bir hırsızdı. Zenginden alacağım, fakire vereceğim. Çalacağım şey de halkımızın kalbi olacak. Bunu herkesin çok net bilmesini istiyorum. Benden daha hırsız bir belediye başkanını Türkiye görmeyecek. Ben tüy bitmemiş yetimin hakkını, yakasına kravat takan, üstüne pahalı takım elbise giyen, sadece çocukların başını okşayarak belediye başkanlığı yapan, sıradan, halkı kandıran, lacivert takım elbiseli amcalarından biri olmayacağım. Ben Türkiye'de birileri imar ve faiz lobileriyle milyon dolarlar kazanırken birilerinin çocuğunun da 10 lira simit parası bulamayışını hazmederek yatağa girip uyuyan bir belediye başkanı olmayacağım. Ben mücadele arkadaşlarımın sırtına hançerler saplayıp iktidarını dizayn eden, siyasi mücadelesine ihanet eden bir belediye başkanı olmayacağım. Ben yola çıktıklarımı yolda bulduklarına satan bir belediye başkanı olmayacağım. Ben Beytül Mal'in hakkını 3-5 iş adamına peşkeş çeken ve bundan siyasi ve ekonomik rant devşiren bir belediye başkanı olmayacağım. Ben partime sahte faturalar keserek seçim gecesi partimin seçim sistemini zaafa uğratan ve bu yolda da ödüllendirilen bir belediye başkanı olmayacağım. Yani İhanetin ödülü bizde cezalandırmaktır. Rütbe vermek değildir. Bu yüzden Ataşehir'de billboardlar önümüzdeki hafta çıkıyoruz. Televizyonlara da çıkacağız. Bütün örgütümüzün imkanlarını zorluyoruz. Kuruş kuruş topluyoruz. Her bir santimimizi doğru kazanacağız. Ya başkan sen kazanacaksın mı? Benim kazanacağıma inanmayanlar Mustafa Kemal'e inanmayanlardır. Çünkü bizim yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur. Bizim kökümüzde Mustafa Kemal Atatürk, cesaretimizde de Deniz Gezmiş vardı değerli arkadaşlar. Bakın şöyle düşünün. Arkadaşlarımla ben bunu toplantılarda münazara ettim. 1919 yılının Mayıs ayında Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a çıktığında kızım Mustafa sen deli misin diyen, onu hor gören, küçük gören bir İstanbul anlayışı vardı Kaymak Tabakan'ın o günkü Osmanlı'nın. Bir, topu yok, tüfeği yok, parası yok, askeri yok, ordusu lağvedilmiş. Karşı tarafta 500 bin kişilik İngiliz, Fransız, İtalyan destekli bir Yunan ordusu. Gırıyla para, gırıyla top, gırıyla kamyon, gırıyla tüfek. Alt tarafta Irak sınırında 200 bin kişilik bir İngiliz ordusu. Arka tarafında Doğu Anadolu'da 200 bin kişilik bir Rus ve Ermeni ordusu. Orta Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu ve Doğu Anadolu'yu sıkıştırmış vaziyette İstanbul Hükümeti Örfü İdaresi bir ihanet içerisinde çeperine çekilmiş bir yapı içerisinde. Para yoksa bulunur, cephe yoksa kurulur, düşman çoksa yenilir diyen bir anlayışla onların her 10 tüfeğine karşı bir tüfek, her 5 askerine karşı bir askerle milli mücadeleyi verdik, beğendik. O gün daha öncesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yaptığı ölçümlerde 15 milyonla 12 milyon ortalamasında bir nüfusun olduğu söyleniyor bu ülkede. Milli Telai Seferberlik ilan edilmiş. O seferberlikten o büyük Kuvayi Milli Ordusu dediğim ordunun sayısını söylüyorum. Albayım burada. Seçim İşleri Kurulu Başkanı yanılmıyorsam düzelsin. 200 bin kişi. 200 bin kişi. Kuvayi Milli Ordusu 200 bin kişi arkadaşlar. Ama
bugün 85 milyon insanımızın bu topraklarda barış, refah ve bağımsızlık içerisinde yaşamasını sağlayan, o kanı akıtan ordu, bu inanca sahip ordu. Biz basın mensubu arkadaşlarımdan favori siyaset olarak Türkiye kutubuna dayatılan bu anlayışın karşısında durmanızı istiyorum bir meslektaşınız olarak. Ben de gazeteciyim. Gazeteci kökenliyim. Ekonomi mezunuyum. Değerli arkadaşlar, siyasette favori aday yoktur. Bizim anlayışımız bu çizgidedir. Çünkü bizim anlayışımızda Mustafa Kemal'in yolunun anlayışı vardır. Ve kendisi aynen şöyle der. Güç, sayıların üstünlüğünden gelen bir kuvvet dengesi değildir. Güç, bir parmak hesabı ve kelle hesabı değildir. Güç ancak ve ancak haklılıktan ibarettir. Ne kadar haklıysanız o kadar inanırsınız. Ne kadar inanırsanız o kadar güçlüsünüzdür. Bu güçlülüğümüzle sloganlarımızı söylüyorum. İlk sloganımızı da duyduk. Billboardlara çıkacağız. Ataşehir'de neden adayız? Cevabımız çok net. Ateşi ve ihaneti gördük. Bu denklemde aslanlar gibi her bir arkadaşımla silahsız savaş olan demokrasi mücadelemizde yetki almak üzere Ataşehir halkının teveccühünü elde etmek üzere yalnızca doğruları söyleyip doğruları hayata geçirmek için bazen halka rağmen de halk için mücadele vermeyi açık yürekle ortaya koyan cesur bir kadroyla halkımızın karşısına çıkacağız. Bunu buradan sizlerin vasıtasıyla tüm ülkemize ve halkımıza duyuruyorum. İlk toplantımızı komşularımız olan, gerçek omuzdaşlarımız olan, meslektaşlarım olan sizlerle yapmayı tercih ettim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sorularınız varsa alayım. Buyurun. Sayın Başkan, benim iki sorum olacak. Buyurun. Öncelikle tabii ki mesleki konferansınız için sizi tebrik etmek istiyorum. Çok ben Ataşehir Belediye Başkan adayını değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir vekil konuşmasına eşleştireceğim konuşmanıza. Buyurun. Onun dışında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e konuşmanıza özellikle yer verdiğinizi farkındayım. Bu şekilde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir alternatif mi oluyorsunuz? Yoksa bir farkındalık mı uyandırmaya çalışıyorsunuz? Buna hem yerel anlamda cevap vermenizi istiyorum hem de genel anlamda. Birinci sorum bu. İkinci sorum ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisten yönetiliyor. Meclis kararıyla ilçelerde kararlar eyleme geçiyor ve belediye başkanı daha arsız kalıyor. En azından Ataşehir için meclis kararı geçerli oldu. Özellikle imar konusunda 5 kişiden oluşan kurumun 3 kişisinin AK Partili, 2 kişisinin CHP'li olmasının sürekli dile getirilmesi ve imarın tamamıyla askıda kalması söz konusu oldu 5 yıl boyunca. Ataşehir'de şu an mevcut iktidarın bir sorunu var. Bunu tekrar dile getirmek istemiyorum ama şu an benim gördüğüm 2024'te Ataşehir çıkaracağım meclis üyeleriyle belediye başkanının kararıyla değil de gerçekten meclisin kararıyla yönetileceğini düşünüyorum. Meclis üyelerinizi buna göre nasıl değerlendirip liste hazırlayacaksınız? Birinci sorunuzdan başlayayım. Siyaset intikam duygusuyla yapılmaz. Siyaset hakkaniyet ölçüsüyle yapılmaz. Siyasette değerli arkadaşlar iki zemin vardır koşabileceğimiz. Üçüncü bir zemin yoktur. Ya güçlülük zemininde koşarsınız, her şeye eyvallah dersiniz. Ya haklılık zemininde hakkının mücadelesini bedel ödeyeceğinizi bilseniz dahi verirsiniz. Biz haklılık zemininde yürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bizim rakibimizdir. Aynı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizim rakibimiz olduğu gibi. Rakiplerimiz arasında bir özel imtiyazı sağlamıyoruz. Ama yereldeki iktidarımız bir önceki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dolayısıyla başlıca rakibimiz de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama en hicap duyduğum şey söyleyeyim. Samimi bir insani değerli, buradaki birçok arkadaşımın ortak değeri olan biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız değerli arkadaşlar. Bakın bunu çok büyük açık bir ekle söylüyorum. Şu masada oturup bizimle mücadele veren
yol arkadaşı yapan her bir arkadaşım bu partinin bayrağını asmıştır. Sandığını beklemiştir. Açlığını çekmiştir, yoksulluğunu çekmiştir. Ama hangi Cumhuriyet Halk Partisi? Kuruluşu 1919 olan, mücadelesi tam bağımsızlık, aydınlanması 1923 Cumhuriyeti olan Cumhuriyet Halk Partisi. Şehzade hain diyemeyenlerin Atatürk'e yalancı demekle eş değer tuttuğu bir Cumhuriyet Halk Partisi değil. Maalesef ki Atatürk'ün adı Cumhuriyet Halk Partisi'nde subliminal bir şekilde ezilmektedir. Şehzade hain diyemeyen diyen bir genel başkan nutukta Atatürk'ün çok açık beyan ettiği Şehzade haindir kelimesine karşılığında subliminal olarak şunu diyordu. Atatürk yalancıdır diyordu. Biz bu Cumhuriyet Halk Partisi ile yol almayacağız. Evet, burada artık bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenlerle Mustafa Kemal Atatürk hassasiyetimizden dolayı siyasi kardeşliğimiz bozulmuştur. Bugün Türkiye siyasetinde bir merkez kofra boşalmıştır. Bu bugün de gerçekleşmemiştir. Son 8 yıllık bir sürecin son ürünüdür bu. Noktasıdır. Nedir o? Bu ülkedeki gerçek Atatürkçülerin, bu ülkedeki gerçek ilericilerin ve aydınlığı savunan insanların yuvası olması gereken Cumhuriyet Halk Partisi bu alanı boşaltmıştır. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi elbette ki iktidar olmak üzere yola çıkan bir partidir. Ama bundan daha kutsal bir görevi vardır. Sokaklarımızdan 100 bin volt, 200 bin voltluk elektrik misali hatları geçer. Bu hatlar binalarımıza bölünür. Bu binalarımızın girişinde sağında veya solunda kofralar vardır. Bu 100 bin voltu alır, 220'ye böler, dairelerimize gönderir. Cumhuriyet Halk Partisi o binalarımızdaki kofradır değerli arkadaşlar. Ana görevi budur. Oradan kofra vazifesinden onu alırsanız, o alanı boşaltırsanız, siz onu apartmanda yönetici yapacaksınız. Ama bu kofra görevinden vazgeç derseniz, ortada ne bina kalır, ne yaşanacak bir yer kalır. Cumhuriyet Halk Partisi elbette ki emek sermaye çelişkisi ve çekişmesinde tavrını emekten yana koyan bir partidir. Emeğiyle geçinenlerden yana koyan bir partidir. Olmalıdır, biz de öyleyiz. Ama sırf bunun adına devletin rejimiyle, devletin sınırıyla, devletin üniter yapısıyla, devletin ulus devlet çizgisiyle, problemi olan kişilerle, kavgası olan siyasi anlayışlarla, zümrelerle bir araya gelemez 3-5 oy için. Gelirse o alanı Memleket Partisi çıkar, doldurur, tabeladaki adı orada kalır, gerçek cumhuriyetçiler ve Atatürkçüler de burada kalır. Biz bu alanı doldururuz. Bu ülke sahipsiz değil. Bu ülkede Şırnağın Dağı'nda, Gabar'da, Kuzey Irak'ta, Fırat'ın ötesinde mücadele veren Mehmetçiğin acısını, hakkını savunacak, bu ülkeyi kuran siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi fazla demlendi arkadaşlar. Yalnız dem de bozuk çıktı farkındaysan. Oraya da elini üstüne bulaştı. Bizim taviz vermeyeceğimiz ilkeler vatan, millet bütünlüğü, ulusal sınırlarımız, ulus devlet yapımız, eşit yurttaşlık haklarımız, haksızlığa karşı onurlu ve dik bir mücadele. Bunu yerelde de, bunu genelde de hiçbir şekilde taviz vermeden uygulayacağız. Demin söyledim, bizim siyasetimizin tek bir dayanağı var. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olmuş. Geriye kalan sorunları dünyanın ve Türkiye'nin şartları içerisinde pragmatist değil, kalıcı, konjonktüre uygun, çağın gerekliliğini yakalayarak çözecek bir hizmet anlayışını hayata geçireceğiz. Ama bu noktada ortaklaşmadığımız ve anlaşmadığımız hiçbir siyasi oluşumla, adı CHP olur, başka bir şey olur, yan yana yol yürümeyeceğiz. Bizim sırtımızda hainleri taşıyacak gücümüz de hakkımız da yoktur değerli arkadaşlar. Bunu çok net söyleyeyim. Buyurun. Efendim, hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii ki söylemlerimiz bir siyasi açısından gerçekten infial yaratacak söylemler. Kutluyorum bir kere. Çok teşekkür ederim. Şimdi sizin Ateşehir'de Sayın Bakan Lidyazı tarafından desteklendiğiniz söyleniyor. Buna bir açıklık getirmenizi rica ediyorum.
İkinci bir sorun daha olacak. Buyurun. Bunu açıklık getirdikten sonra soracağım. Benim Battal İlgezi'nin aday olduğunu söyleniyor. Evet, böyle bir dedikodu çıkarttılar. Ben Battal İlgezi'nin adamı değilim, kardeşiyim. Ama kimsenin marabası da değil. Ataşehir'e 15 yıl hizmet etmiş bir belediye başkanının doğrularını da söylemek, yanlışlarını da söylemek benim görevimdir. Arkadaşlarım içerisinde Battal İlgezi'yi eleştirenler de vardır. Yaptığı doğruları söyleyenler de vardır. Ben de kendisiyle insani münasebeti olan, dostluğu olan bir insanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptığımız dönemi hatırlayın. Hepimiz yakından biliyoruz. Sayın Battal İlgezi, Kemal Kılıçdaroğlu desteklerdi, ben Muharrem İnce'yi desteklerdim. Benim insani olarak çok büyük yakınlık duyduğum bir insandır. Çok büyük saygı duyduğum bir insandır. Ama siyasetten ben kimsenin marabası değilim. Ben Muharrem İnce'nin öğrencisiyim. Eski Yalova İl Başkan Vekiliyim. Aynı yönetimde 5 yıl kol kola görev yaptık. Siyasi mücadele arkadaşlığım var. Battal Bey'le de siyasi mücadele arkadaşlığım var. Abi kardeş ilişkim de var. Battal Bey siyaseten beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama insana dokunma sanatını iyi beceren, insanın yüreğinden iyi yakalayan bir insandır. Bunu da inkar etmem. Ama kendisinin bana zerre çık aday ol veya olma deme gibi girişimi de olmamıştır. Hakkı da değildir. Hakkı da değildir. Ama şunu da dürüstçe söyleyeyim. Kendisi aday olmuş olsaydı, aday yapılmış olsaydı ben karşısına çıkmazdım. Çünkü benim siyasetimde vefa var. Yanımda olur muyum? Benim siyasetimde vefa vardır. Ama ihanetçilere karşı da tavır alıyorsam ve bunu benden öğretmenim istiyorsa, benim bir adaylık müracaatım olmadı. Örgütüm burada. İlçe başkan vekillerim burada. Yürütme kurulu başkanımız burada. İl başkan vekilim burada. Sayın Muharrem İnce beni aday yapmıştır değerli arkadaşlar. Ben bir adaylık dosyasında müracaatta bulunmadım ve bu teklif bana 3 ay önce gelmiştir. Sonra ben doğru olanın Atatürkçü bir ittifakla seçimlere gidilmesi gerektiğini söyleyenlerdendim. Ve Muharrem İnce o barış dalını da uzatmıştır Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Gitmiştir bilirsiniz. Hemen Ekrem İmamoğlu'na hemen Özgür Özel'e o dalı kırmışlardır. Bu ülkenin rejimiyle, sınırıyla, problemi olanlarla iş tutacakları için, iş tutmaya çalıştıkları için o dalı kırmışlardır. Atatürkçü ittifakın dalını kırmışlardır. Kırdıkları gün ben gittim değerli arkadaşlar. Şimdi fazla demlendiler, koyu oldu, kendileri de içemeyecek. Evet, DEM Parti ile ilgili açıklamalarımız ortada. Ancak Selahattin Demirtaş'ın eşinin adaylarını geri çekmesi bu bir pazarlığın işarettir. Biliyorsunuz ilçeler bazında talepler var. Buna yönelik düşüncemiz nedir? Şimdi ben aslen Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlı bir ailenin çocuğuyum. Dedemin babası da Diyarbakır'ın ilk milletvekillerinden, aileden, siyasetten gelen bir insan. Siyasette hiç beceremediğim şey pazarlık. Nasıl yapılır bilmem. Bilmediğim bir konu üzerinde bir yorum yapmak doğru olmaz. Orada iki tane siyasal kurum var. Hangi muhataplık içerisinde, gizli kapılarda neyin pazarlığını yaptılar veya yapmadılar bilemiyorum. Ama yorumsal olarak bir sonuç elde etmek istersek, Sayın Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi bir hanımefendi hakkında uydurulan dedikodular, bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kadına karşı yapılan o kampanya vicdanen benim kabul edeceğim bir şey değildir. Büyük bir ihtimalle adaylığının bu yönde oluşturulan bu kirli sosyal medya algısıyla yıldırılarak çekildiğini düşünüyorum. Bir pazarlıkla değil, kişisel düşüncemle bir şey bildiğimden değil ama algıladığım bir süreçten bahsediyorum. Bu ülke sözüm ona anayasasında laiklik olan sosyal ve bir hukuk devleti ve eşitliğe dayanıyor. Bakın Cumhuriyeti kurmadan önce biz 1921 anayasasına ırk, dil, din, cins ayrımı yapmaksızın eşitlik maddesini koymuşuz. Ama maalesef uygulayamıyoruz bunu. Bir siyasetçi planda tutarken onun etnik yapısını çıkartmak zorunda kalıyorlar. Bir siyasetçi insana kadın pozitivizmi veya negatifizmini ateşleyebiliyoruz. Ben siyasette etnik, cinsel, körlüğe inanan bir insanım. Liyakata inanan bir insanım. Her şeyden önce
Selahattin Demirtaş'ın da karısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşıdır ve bir hanımefendidir. Sosyal medyadaki yapılan o linç girişiminin, troller tarafından yapılan o linç girişimini doğru bulmadım. Ama o aynı troll ordusu ne hikmetse şöyle inceledim de artık gazeteci kökenli olduğundan dolayı. Muharrem İnce'ye de saldıran troll ordusuydu. Bir yerden parmağa basıyorlar. Ben bir pazarlık olduğunu değil, kirli bir oyun olduğunu düşünenlerden. Başkanım, benim ikinci sorum kaldı. Bir de alabilir mi? Özür dilerim. Meclisin çok önemli olduğu bir döneme geçtiğim daha da önemli olduğu. Benim kendi gazeteci olarak... Siz tecrübeli bir gazetecisiniz. İşinizi öğretecek değilim. Hümmet Bey'le beraber omuz omuza Ataşehir'de çok ciddi yıllardır mücadele veriyorsunuz. Dostluğumuz da var. Selamımız var. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi TRT'de meclis adaylarının bir kısmını mail okumasıyla belirleyecek. Adalet ve Kalkınma Partisi büyük ölçüde belirledi. Bu sorunuzun cevabını ben şimdi versem boş havanda su dövmeye benzettirmiş. Benim meclislerimin yapısına baktığınız zaman bir fotoğraf çekin, alın şöyle liyakat olarak elinize. Hiçbir siyasi angajmana dahil olmadan. Sizin listeniz hazır yani. Büyük ölçüde hazır. Yani genel merkezinizde kaymolmaz. Biz büyük ölçüde hazır listemiz. Biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmeyiz. Tamam mı? Biz hiçbir siyasi partinin kadın kotamızı dolduracağız. Kadın kotamızı dolduracağız. Ben aday olmadan önce partimizde zaten adaylık süreci başlatılmıştı. Seçimlere girme kararı yeni alınmıştı. Müracaatlar vardı. Müracaat sürelerini uzattık. Şu anda kesin sayıları vermiyorum. Çünkü genel merkez üzerinden de sistemimizde müracaatlarımızda online müracaat alıyoruz. Bir ivme kazandığını düşünüyorum. Bir narsizm içerisinde söylemiyorum. Şu anda 80'i geçtik müracaatta. Kazanırız, kaybederiz seçim halkın takdiri. Ama Ataşehir'de en fazla oyunu arttıran parti biz olacağız. Bununla da iddiaya giriyorum. Buyurun başkanım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Yani ulusal seslenişin yanında arada böyle tırnak içindeler de vardı. Mesela hainler ve sahte fatura işi yapanlardan bahsettiniz. Evet. Çok büyük bir iddiada. Bunun altyapısını öğrenmek istiyorum. Ne anlatmak istediniz acaba? 2018 seçimlerinde Sayın Muharrem İnce'nin danışman kadrosunun içerisindeyim değerli arkadaşlar. Madem öyle bu hikaye ve kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin lütfen bu iddialarıma Ataşehir adayı değil, o günkü genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu cevap versin. Bunu da not edin önce. Ataşehir'den gittim. Biliyorsunuz o süreçte eşim de gazeteciydi, cezaevine gidip bedeller ödedik. Öyle bir süreci verdik. O mücadele veriyoruz, bedel ödüyoruz. 5 yaşındaki çocuğumla seçim meydanlarında ben çocuğumu arabada uyutuyordum. Anaçlık duyguları kabarmış bir baba olarak. Annesi yoktu çünkü cezaevindeydi. Seçim mücadelesi veriyoruz. Birilerini de sonra anladık ki 12 bin üzerindeki sandığa görevi göndermediği ve partinin seçim denetim ve yazılım işini yapacak bir yazılım alındı. Burada Maltepe'de bir firmadan 001 numaralı bir faturayla, el faturasıyla yazıldı. O faturaları paylaşacağız. Teker teker. Hatta şehir billboardlarda görecek o fotoğrafları. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini taşıyanlar mı? Yoksa gerçek Cumhuriyet Halk Partilerinin bulunduğu yer mi doğruyu söylüyor? Herkes görecek bunları. Ama bu iddialarımı Ataşehir adayı üstüne alınmasın. Genel başkan, o günkü genel başkan Kılıçdaroğlu cevap versin lütfen. Desin ki Reşat Şahin Öztürk yalan söylüyor desin. Sonra Ataşehir belediye başkan adayı arkadaş cevap veriyorsa onunla da canlı yayına da çıkmaya hazır mısın? Canlı yayını takip edeceksiniz. Teker teker elinde doneler var. Ben hazırım. Ben davette bulunuyorum. Seçim sistemi gece saat 9.30'da çöktü değerli arkadaşlar 2018'de. Şimdi düşünün, milyonlarca seçmenin denetimini yapacak bir yazılım ve bir yapay zeka geliştiriyorsunuz. Böyle bir firmasınız, böyle bir altyapınız var. Ve Türkiye'nin en büyük ikinci partisi ve en eski partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir satın alma yapılıyor. Kesilen fatura, çirkin bir el yazısıyla yazılmış, yüz binlerce dolarlık, şu anda rakamını tam hatırlamıyorum, faturayı verdiğimde şey yaparsınız.
001 noter onaylı bir fatura. Bir yazıcınız bile yok ki düzgün bir ortamda faturayı kesip Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasına muhasebeleştirebilir. Ve bu yazılım saat akşam 9.30'da çöküyor. Herkes kalktı dedi ki o gece. Ben Muharrem İnce'nin yanındaydım. O gece Sivis Otel'deydik. Otelin adını da vermiyorlardı. Ben söyledim. 4. kattaydık. Bir işlem merkezimizi kurmuştuk. Ben yanındaki adamlardan biriyim. Bak bunu yıllar sonra söylüyorum. O gece yanındaydım. Diğer yanında olan adam Nadir Ataman. Diğer yanında olan adam Engin Altay. Diğer yanında olan adam Yeşil Ertüzün. Onursal adı güzeli 7 kez aradık. Sayın Muharrem İnce aradı. Telefonlarını açmadı. Dönmedi. Sonra yalan attı. Kalktı bir telefonu dedi ki yalan atıyor. Beni aramadı. Yazılımın çürük olduğunu o günkü iki tane MNK üyesine ve bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'na ben söyledim. Bu yazılımla o 2018 seçimlerinin denetlenemeyeceğini söyledim. Şahidim Kılıçdaroğlu. Yüzleşmeye de hazırım. Kendisi de televizyona da çıkar. Bu saatten sonra dananın kuyruğu koptu. Ve o yazılım çöktü arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız inci taneleri gibi, yanlış hatırlamıyorsam Tuncay Özkan, uzun boylu, onursal, adı güzel ve yakışıklı Bülent Tezcan, geçtiler televizyonun karşısına, seçim ikinci tura kalıyor dediler, on sularında. Ben Sayın Muharrem İnce'nin yanındaydım, beni genel merkeze gönderdiler. Doğru mu? Telefonla ulaşamadığımız için doğru mu diye elçiyle gidiyoruz. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nun önünden arabamla geçerken, Sivis Otel'den çıkıp, CHP Genel Merkezi'ne giderken sokakta halkın bir kısmının sopalı, palalı falan olduğunu gördüm. Gözümde gördüğüm bir atmosfer vardı Ankara'da o gece. Gittim, hepinizin çok iyi tanıdığı bir MYK üyemiz ise ablamızın odasına girdim ve biz salona indik, parti meclis salona indik. Sistem orada kuruluydu. Çay kahve partisi yapılıyordu. Sistem çökmüştü. Siz neye dayanarak seçimin ikinci tura kaldığını söylediniz dediğinizde kimse bana cevap veremedi. Ve çıktık arkadaşlar oradan. Ben o gece başka bir siyasi partinin genel merkezinden, çok daha küçük bir siyasi partinin genel merkezinden veri aldım. Ve seçimden ikinci tura kalmadığını, sakın böyle bir açıklama yapmaması gerektiğini söyledim Muharrem İnce'nin. Kesin sonuçların, geçici sonuçların beklenmesi gerektiğini söyledim. Herkes niye televizyonlara çıkmadı dedi Muharrem İnce. Bunu eleştirdi değil mi? Haklı olarak insanlar. Peki çıksaydı, o gece Muharrem İnce hangi tuzağın içerisine çekilecekti? O gece sokaklar kan gölüne döner miydi, dönmez miydi arkadaşlar? Bunu söyleyeyim. Bence döner. Bunun hesabını vermedi bu arkadaşlar, sorumlu olanlar. 2023'te de 11.200, 2023 seçimlerinde de 11.200 sandıkta görevlerimiz olmadığı ortaya çıktı. Sistemin yine çöktüğü ortaya çıktı. HDP Genel Merkezi'nin şifresiyle sistem elde ettikler. Seçimleri buradan takip ettiler. Bu birinci not. Benim ailem ortada. Ticari yaşamım ortada. Türkiye'nin en eski kamu anket firmasının sahibiydim. Yanında çalışan insan sayısı, bodro, verdiğim vergi, kazandığım her kuruşun hesabını, mal varlığımın her hesabını verdim. Bir de şu bazı arkadaşlarla lütfen, siz gazetecisiniz. Yani yasama, yürütme, yargıdan sonra toplumdaki dördüncü güçsünüz bu güçler ayrımı ilkesinde. Rica ediyorum canlı yayın alın ama öyle kuru kuru değil. Benim 20 yıllık mal varlığım artışı ve şey dosyalarla bir de bu arkadaşlar getirsin şu mal varlıkları. Soracağımız sorularla halkımız görsün, halkımızın karşısına çıkmak istiyorum. Bu Beytülmal'in hakkını savunacağız ya hepimiz. Hepimiz onur, erdem, ahlak noktasında siyaset yapacağız ya. Çıkalım. Kimin malı artmış, kimin malı çoğalmış? Bir görelim. Davet edin. Ben gelmezsem benim için şu anda peşin beyan ediyorum. Şerefsiz başkan diye haşlık atabilirsiniz. Benden size selayet. Hırsız başkan dediniz ya. Ben hırsızım. Ama kalp çalacağım. Kalp çalacağım. Ama size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu son siyaset sürecinde etkili olan arkadaşların mal varlıklarıyla lütfen benim mal varlığımı kıyaslayın. Rica ediyoruz. Buyurun. Sayın Başkan, ben başa dönmek istiyorum tekrar. Buyurun. Ataşehir kurulurken 28 bin oy hesabıyla bir dizayn yapıldı. Hiç buna katılıyor. Eğer bu iddiaysa Battal Başkan'la
bu dizaynı bozuldu. Öyle diyelim Ataşehir'de. Şimdi bugün Battal Başkan üzerinden yeni bir dizayn mı yapılıyor bu iddianızın paralelinde? Birinci sorun bu. Bir diğer sorun da seçilirseniz bu uyumsuzluğu, sekansasyon sorununu nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? Müretildiği yönetimi. Teşekkür ederim. Halkın gücünün karşısında hiçbir gücün durabileceğine inanmayan bir insan. İnanan bir insan. Buna inanmasaydım bir gün bile siyaset yapmazdım bu ülkede. Bu kadar metazörünü, adaletsizliğin, uyumsuzluğun olduğu bir ortamda. Sondan başlıyorum sorunuzu yoklamaya. Ben o halkı, o meclisine yarın Ataşehir halkını almadan da bir Allah'ın huzuru kapıdan dışarıya çıkamaz. Ben elbette ki devletimin hukuksal sistemine, adalet duygusuna inanan bir insanım. Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sonuna kadar yaşatılması için mücadele veren bir insanım. Yani ama eğer benim ilçemin halkının hakkı yeniyorsa o hakkı da hiçbir Allah kuluna yedirmem. Çünkü ben yetkimi Bursa Nutku'ndan alırım. Ben devrimci bir gelenekten geldim. Değerli arkadaşlar. Öyle yakamak, kravat takıp yani monşer siyaseti yapmam makam araçlarının içerisinde. Giderim. Bakanlıksa bakanlık. Büyükşehir Meclisi ise Büyükşehir Meclisi. Yeniçamlıca'nın tapusunu verene kadar, örneğin imar hakkını verene kadar, Mustafa Kemal'in 18 uygulamasını yapana kadar gibi sorunların hepsinin çözümünü elde etmeden gelme. Geliyorsam da yüzüme tükürüm. Bak bu kadar ne söylüyorum. Demirel'in çok güzel bir sözü vardır. Demirel'le hiç aynı siyaseti yapmadım ama Demirel der ki iktidar Yahudilerin ağlama duvarı değil. İktidar gelen çözüm bulacak. Kendine güvenmeye gelmesin. Çözüm ne? Halkımın direnci. Ağlamayan bebeğe meme yok. Biz bir turda mücadele vereceğiz. O belediye başkanı kim seçilir bilmem ama onu makamına sokmam. Yani tapınır değil. Ataşehir'in hakkını vereceğiz. Hukuksal mücadelemizin temeli de şudur burada. Yurttaşın, bakın 1921 Anayasası'nın ana temel özelliği, yurttaşın zulme karşı direnme hakkı vardır. Burada bir araya gireyim izninizle. Bu anayasa kararları, mahkemesi kararları tanınmazken güç birliği rejimi gündemdeyken konjonktür olarak bu mücadeleyi verebileceğinize inanıyor musunuz? Teşekkür ederim. Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınması noktası kısa bir açıklama yapayım. Beni doğuran anayı tanımamak gibi bir şey. Hepimizin meşru zemini bu ülkede devletin devleti mafyadan ayıran şey anayasal düzendir. Yani bir mafyayla devlet organizasyonu arasındaki tek fark vardır arkadaşlar. Hukuk düzeni. Hukuk düzeninin temelini ne sağlar? Bütün gelişmiş ülkelerde, modern hukuka sahip ülkelerde ne bulunmadı? Anayasal düzendir. Anayasa mahkemesi kararlarını veya anayasayı beğenmiyor olabiliriz. Ama uygulamamak gibi bir hakkı hiçbir kurumun, kuruluşun, kişinin yoktur. Herkes uymak zorundadır. Efendim ben Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın yaptığı bu karar noktasındaki açıklamayı beğenmedim. Evet bu bir haktır, bunu söylerim. Ama uygulamamama gibi bir şansı yoktur. Herkes uymak zorundadır. Bu bir. İki, sen bu hukuksal mücadele hakkını nasıl alacaksın? Ben de zaten mahkeme açarak almayacağım dedim. O kapıya halkı yiyerek alacağım. İlk soruma, unutmayalım ilk soruyu başkanım. İlk soru neydi abi? Ben unutuyorum biraz yaşlandım. 28 bin oy avantajıyla dizayn edilen Ataşehir bugün de mi dizayn ediliyor? Yani, vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Hani bunu dost sohbeti olarak söylemiş, siyasi kaygılarla söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tuvaletini temizlemiş, o gelenekten gelen bir insan olarak söylüyorum. Birileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına asma kilit vurmaya çalışıyor. Ben tamam. Ataşehir genelinde söylemiştim ama Cumhuriyet Ataşehir'de de öyle arkadaşlar. Ataşehir'de de öyle. Her yer böyle. Sadece Ataşehir'de olsa 9 tane anket yapıldı Ataşehir'de. Mevcut yapı başarılı. Değiştirmeniz için gerekçeniz nedir ben bilemem. Hangi gerekçe biliyorum da hani söylemek artık Memleket Partisi'nin adayı olarak benim görevim değil. Teşekkür ederim. Buyurun. Başkanım bir hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz kısa süre önce Muharrem İnce ile CHP arasında bir görüşme oldu. Evet. Sonra ulusal medya yansıyan bilgilere göre bir ilçe pazarlığı olmuştu. Muharrem İnce ilçe istemiş, verilmemiş.
İnan Muharrem İnce'ye bir tepki gösterdi. Benim asıl sorum şu, CHP'de değişime beraber başka ne değişti ki Muharrem İnce CHP'ye dönüş yaptı, görüşme oldu? Madem dönüş yaptı CHP, dönüş, siz neden değişimcileri eleştiriyorsunuz? Onursal adı güzel, dayan. Onursal adı güzel niye eleştiriyorum söyleyeyim. Onursal adı güzelin... Bu da değişimcilerin ondan dolayı. Değişimci mi? Bilmiyorum. Hayır. Yani ben de değişimin olması gerektiğini öğrenen bir insanım. Ben devrimci ruhtan geliyorsam değişimin önünde değişmeyen tek şeyin değişim olmadı, değişim olduğunu bilen bir adam. Da ya yani eskiyi boyayıp cilalayıp bize getirme kardeşim. Bunlar da değişim değil yani. Eskinin bütün yanlışlarını yapan arkadaşlar bu arkadaşlar. Bu bir. Burada değişim... Öyle yansıtıyor onun için öyle. Burada değişim kelimesi tabii tılsımlı bir kelime. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekleyenlere tarihteki filozoflar ne demiştir? Ben orada burada onu söylemeyeyim. İki seçimin kardeşim katili bu adam. Ne demek karşı çıkmayacağım ya? Türkiye'nin istikbaliyle oynadı. İki seçimin katili bu adam.